Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ocak-Temmuz aylarından oluşan ilk 7 aylık dönemde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %10,68 artış göstererek 19.143.152 ziyaretçiye ulaştı. İlk 7 aylık dönemde ülkemize gelen 19,14 milyon ziyaretçinin 10,25 milyonu Avrupa'dan, 4,79 milyonu ise BDT ülkelerinden geldi. Bu iki bölgeden gelen ziyaretçiler ülkemize bu dönemde gelen toplam ziyaretçilerin yaklaşık %79'unu oluşturuyor. Ocak-Temmuz döneminde gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında Antalya %7,70'lik artış oranı ve 6 milyon 62 bin ziyaretçi sayısıyla başı çekerken İstanbul 13,05 artış oranı ve 5 milyon kişiyle ikinci sırada yer aldı. Muğla ise %0,37'lik artış oranı ve 1.603.846 ziyaretçiyle en çok giriş yapılan 3. il oldu. <laughs> Türkiye'ye ilk 7 aylık dönemde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya 2.625.644 ziyaretçiyle öne çıktı. Rusya Federasyonu 2.369.504 ziyaretçi ile ikinci, İngiltere 1.324.577 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı. Sıralamada Gürcistan, Bulgaristan, Hollanda, Belçika, İran, Fransa ve Amerika ilk ona girdi. İlk 7 aylık dönemde Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısında %15,84 oranında bir artış sağlandı. Dünyanın son dönemde yükselen pazarlarından olan birik ülkelerinden Brezilya, Hindistan ve Çin'den ülkemize gelen ziyaretçi sayılarında yaşanan artış oranları ise dikkat çekiyor. Buna göre ilk 7 ayda Brezilya'dan gelen ziyaretçi sayısında bir önceki yıla göre %33,52, Hindistan'dan gelen ziyaretçi sayısında %12,75 ve Çin'den gelen ziyaretçi sayısında %23,89 oranında artışlar yaşandı. İsrail'den ülkemize gelen ziyaretçi sayısında da artış yaşanmaya başlandı. Geçtiğimiz yıllarda siyasi ilişkilerden dolayı düşen turist sayısı bu yılın ilk 7 aylık döneminde yaklaşık %75 oranında bir artış gösterdi. İsrail'den ülkemize Temmuz sonuna kadar 76.841 ziyaretçi geldiği açıklandı. <laughs> turist sayısındaki artışı Twitter hesabı üzerinden değerlendiren Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik gönderdiği tweet'lerde Türkiye'nin dünyada yükselen profili siyasi analizlerin ötesinde matematik olarak da görülüyor. Turizm verileri net ispatı bunun. Siyasi analizlerin ötesinde Türkiye'nin küresel cazibe merkezi olması bu rakamlarla da açıkça görülmektedir. Turizm artık sadece ülkelerin en ciddi gelir kaynaklarından biri olmanın ötesine geçmiş, insani diplomasinin ağ haline gelmiştir. Turizm rakamlarındaki artış aynı zamanda Türkiye merkezi insani diplomasi anında genişlemesini göstermektedir. Türkiye'nin somut değerleri kadar demokrasisinin kültürel özgünlüğünün ve dinamizminin toplamı olan yumuşak gücü küresel cazibe odadır ifadelerine kullandı.